Tabii Gazi mahallemiz diğer mahallelerimiz gibi en çok önem verdiğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Biliyorsunuz Antakya'mızın genelinde 95 tane mahallemiz var. Evet. Gazi mahallemizde biz bugüne kadar 10.728 metrekare parke taşı döşedik. Asfalt olarak da 487 ton asfalt malzeme kullandık. İlaveten stabilize olarak 9,5 kilometre uzunluğunda stabilize kaplamalar yaptık. Birçok farklı imalatlarımız var. Onun dışında mevcutta 3 tane parkımızı revize ettik Gazi mahallemizde. İlaveten bir tane yeni park yaptık. Aynı zamanda işte çöp konteyneri konusunda, ibadethane temizliği konusunda mahallemizin bütün ihtiyaçlarını ilaçlama ve benzeri eksiksiz yaptık. Sonuçta Gazi mahallemizde şu anda 11 sokakla ilgili, 11 tane sokağımızla ilgili çalışmalarımız var. Biz bu çalışmalara başlamazdan önce Büyükşehir kapsamında ve Hatsu'da sorduk. Burada bir altyapınız var mı? Öngördüğünüz bir faaliyet var mı? Bize bir altyapı çalışmaları programlarında olmadığından bahsedince son derece yıpranmış, son derece kötü durumda olan yol kaplamalarımızı 11 sokakla ilgili, 11 tane sokağımızla ilgili hepsini sıyırdık, temizledik. Yeni malzeme serip, işte düzenleme, sıkıştırma, yola bir meyil verme, ardından parke taşı döşeme hazırlıkları içerisinde bulunduk. Tam da bu esnada mahallenin içme su şebekesini değiştirme, yenileme konusunda Hatsu bir karar aldı. Onu bize iletti. Öyle olunca bir daha yaptığımız bozulmasın diye o zaman buyurun gelin Büyükşehir olarak, Hatsu olarak buradaki içme su şebekesini değiştirin. Ardından biz de yol kaplamasını yapalım dedik. Bu manada orada aylarca süren bir sıkıntı yaşandı. Haklı olarak vatandaşlarımız şikayet etmekte. Dolayısıyla bizim de sıkıştırmalarımız ve birçok meclis çatısında ya da Hatsu Genel Müdürünün makamına gitmek suretiyle bu konuların hızlı, etkin bir şekilde yapılmasını talep ettik. Sonuçta ana hatlar döşendi. Talih hatlar olarak 10. sokakta hani evlerle ilgili abone bağlantıları yapıldı. Ardından biz stabilizemizi 17 Aralık itibariyle hani parke öncesi malzeme serim işini başladık. Ardından mübarek yağmurlar yağdığı için parkeye başlayamadık. Hava şartlarının iyi olmasını müteakip hızlıca 10. sokağı tertemiz pırıl pırıl hale getireceğiz. Altyapısı bitti. Diğer sokaklarla ilgili diğer abone bağlantıları biter bitmez hemen onların da zaten bizim ihale kapsamımızda, programımızda. Bu izleyicimizin bahsettiği 4. sokakta aynı kapsamda. Onlar da içinde, evet. Evet, peki. Bugüne kadar mahallemizde biz Sel Sokak'ta parkesini yaptık, bitirdik. Küme Evler Sokak'ta parkesini yaptık. 15. sokakta parkesi yapıldı. Bu geçtiğimiz süreçte yaptıklarımız. Bu yıl ise 11 sokağın yeniden yapılmasını biraz önce arz ettiğim gibi planladık. Hızlı bir şekilde altyapı bitimine mütakip yapacağız. Yağışlar da tabii sadece Antakya Belediyesi'ni değil, genel anlamda hizmet kurumlarını biraz zora soktu yağışlar tabii. Evet. Yani çalışmalarda kesintiye uğradı doğal olarak, evet. Böyle. Onu da İşte Hatsu yani. Kendine düşen faaliyeti önceden ifade etseydi biz kazmazdık. Tabii kazılmaz. Planlı programlı olsaydı. Kazdıktan sonra ben yapacağım dedi. Buyurun gelin yapın o zaman kardeşim dedi. Aylarca gelip işleri işte, takip edip yani yapmadılar. Yine... Yoksa kışa gelmeden biz bu çalışmayı başkanım, bitirip bakın, milletin şikayet etmesine sebep bırakmayacağız. Ben vatandaş olarak bana bunu zor anlatırsınız. Evet. Yani siz belediye başkanısınız, bir belediye yönetiminiz var. Hatsu netice itibariyle yine resmi bir kurum sayılır, yarı resmi bir kurum. Siz kendi aranızda o zaman koordine edemiyorsunuz. Yani siz derken kurumlar, resmi kurumlardan söz ediyorum. Zaten Büyükşehir çatısında da dediğiniz bir şey var. O niye kuruldu abi o zaman? Yani altyapı koordinasyon kurulunun niye kurdunuz görevi o zaman? Yani bu yasa tarafından kurulmuş. Tabii bunun başkanı Büyükşehir'in başkanı. Dolayısıyla Büyükşehir başkanı bu konuda gereklerini yapacak, takip edecek, ekibini çalıştıracak.